Buyurun, içeride Deniz Hanım. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Döndüm ben de işte dün gece. Zahmet Bey, hoş geldiniz. Ne güzel çiçekler. Galina çok teşekkür ediyor okul konusundaki yardımlarınız için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Al suya koy canım. Buyurun. Ben kaçtım. İyi günler. Akşama geç kalma canım, tamam? Tamam canım. Buyurun. Gözünüz aydın. Ay vallahi sormayın. Uçtum sevinçten herhalde. Buradan yeni bir iş teklifi almış. Aman maşallah, nazar değmesin, bir şey olacak diye çok korkuyorum. Burada gözümün önünde otursun o kadar istiyorum ki. Hayırlısıyla olur inşallah. Benim de iyi haberlerim var. Şadiye'nin işini hallettik. Çıkıyor. Aa, çok sevindim. Narin uçmuştur havalara. Deniz Hanım, birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık, haberim var şimdi konuştuk Narin'le derdiniz. Ne oldu? Dostluklar sınanır zaman zaman. Biraz zamana ihtiyacımız var. Aranıza kedi mi girdi? Ne içersiniz? Bir kahvenizi alırım. Tamam. Arkadaş, ne olursa olsun bugün her şeyi göze alıp soracağım. Tabii ya. Narin çok kötü günler geçirdi. Ya ben Şadiye'nin çıkmasına hiç ihtimal vermiyordum. Nasıl başardınız? Bravo. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. Biz de biraz yardımcı olduk. Narin minnettardır size. Aa yok. Yok aslında şey. Sizi azarlamıştır yöntemleriniz için. Hı? Yok, teşekkür etti. Ha. Hayret. Soracağım. Artık açıkça soracağım ya. Yazık sonuçta. Siz de bir yudum su için çölleri aşıyorsunuz. Sizin de biraz yüzünüz gülsün. Deniz Hanım. Benim sizle bir şey konuşmam lazım. Yani konuşmak zorundayım yoksa içimde patlayacak. Su kaynatacağım. Yani ben çok merak ediyorum. Acaba siz şey mi yapıyorsunuz? Hani benim Narin'e olan yakınlığımı mı kıskanıyorsunuz? O yüzden mi aranız açıldı? Bana karşı bir hissiyat mı besliyorsunuz? Zahmet Bey, siz ne diyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı sizin kulağınız duyuyor mu? Yani ne bileyim, elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım yani. İçine gireyim ben. Ben ne yapayım ben? Ben yok olayım. Ay rezil oldum, yok olayım ben. Ay. 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 Ay rezil oldum. Ben gideyim o zaman ya. Kolay gelsin. Allah Allah. Vay benim kafamı kessinler. Vay benim dilimi kesin. Benim ağzımı. Sen hemen içeri git. Sermet bedeli oldu. Çok üzgünüm, bir şey oldu. Abicim sen böylesine bir lafı, böylesine hanımefendi bir kadına nasıl söylersin abicim ya? Ya abicim adettendir yani. Karşında bir bayan böyle anadan yürüyen cıbıl cıbıldak soyunsa... ...benle ilgili bir arzınız mı var falan denmez abi. Ne diyecek kadın? Ne diyecek yani? Ha, var mı yanlış anladınız falan filan diyecek. Ne diyecek abi? Allah Allah ya. Ne bileyim ben ya. Müneccin şey mi yedim?
her konuda açıklar, bu konuda da açık olurlar diye düşündüm. Açık açık sordum. Yani evet deseydi diyecektim ki benden... Ya benden sana yar olmaz, benden bir cacık olmaz. Ben sana karşı boşum diyecektim. Ne yapsak, çiçek falan mı alsak ya? Yok abi ya, ne çiçeği, çiçekle falan sen kurtaramazsın hayatta. En azından mücevher alacaksın bir tane. Bir tane bilezik yaptıracağız, gerekirse taşlı falan. İçine de özür dilerim falan yazdıracaksın. Ya içine mektup yazılmış mücevher mi olur oğlum ya? Abicim, sen şimdi kendi sevdanı kapalı kutular içinde yaşadığın için senelerdir... hani böyle savaş bittikten sonra ormanda mahsur kalan... savaşın bittiğini anlamayan, sonra da gerçek hayatınla arasında böyle... uyum travması yaşayan Japon askerlerine döndün sen yani. Sen bana taş kafalı Japon askeri mi diyorsun lan? Yok abi hani, benim bahsettiğim Japon askeri tamamen... Atlandın mı oğlum sen? Abi ben Japon askerini o manada kullanmadım biliyorsun. Kes lan! Şey yapmamız lazım. Bu kızın beni affetmesi lazım. Şeyle bir denesek abi hani en azından. Bir mesaj falan yazsak. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya yemin ediyorum hiç aklıma gelmemişti. Hani çok zekice ya. Al. Al yaz. Kıymetli Deniz Hanım hanımefendi. Size karşı yaptığım dozoluktan dolayı... Ali abi, Narin Hanım geldi. Sermet abi dışarı istiyor. İçeri girmeyecekmiş. Şimdi kuyruklu bela geldi tabii. Aradı Deniz Hanım, Narin Hanım'ı. Tam da gelecek dakikasını buldu ya. Yok, bitireceğim bu işi ben. Bu Narin meselesini bitireceğim. Bu sefer yaptın yaptın Ali. Bir an önce saçmalamayı bırakmam lazım. Benim Can'la konuşmam lazım. Beni bir tek Can paklar. Ne yazdın? Beni gerçekten yanlış anladınız Deniz Hanım, yazdık abi. Bana daha uzun bir şey yazdın gibi geliyor. Abi tam son anda onun ayarı şey oldu. Onu düzeltmek durumunda kaldım ben. Bakalım cevap yazacak mı? Aa. Aa. Benim umudum sizden bir evet cevabı duymaktı. Ay bu... Sen bak şu yere, bu kan yürek yıkana. Ay. Hemen mesaj atmayın, 5 dakika sonra atarım. Sökmedi mesaj dalgası. Tabii çok kızdı kadın. Artık yüzümüze bakmaz bizim. Ya abi şimdi biraz bırak sindirsin yani. Kız evi naz evi şimdi. Beklemek lazım. Ya manitam be Allah aşkına ya. Neyin nazı ya? Allah Allah. Sosyal ortamda özür diledik işte. Yani daha ne yapalım? İnsan bir cevap yazar. Ne yazmış abi? Allah Allah. Arsız mıdır nedir oğlum bu kadın? Benim de duymak istediklerim var ama söyleyen yok. Şimdi bu ne manaya geliyor abi? Ne bileyim oğlum ben ne manaya geliyor. Biz bir mana söylediğimiz zaman tokat diyoruz. Kendisi bir manaya gelecek şeyler yazıyor. Yaz. Deniz Hanım. Ateşle oynuyorsunuz, farkında değilsiniz. Lütfen. Ne yazıyorsun arkadaş ya? Abi kolay değil böyle. Yazıyoruz işte dediklerini veriyor. Duymak istemediğiniz şeyleri bile söyletirsiniz siz insana bu güzelliğinizle. Ay. Bu iş tamamen kontrolden çıkmaya başladı. O zaman şöyle diyorum size Sermet Beyciğim. Korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketimi yürümekten.
Oğlum şaşırmış lan bu kız. Sen bu telefonu kapat, başımıza iş almayalım biz. Yok abi öyle şey olur mu ya? Kız sana fena yangın şimdi. Bir kere gönlünü eğileceksin artık yani. Sevaptır. Öbür türlüsü nimete ihanet olur yani abi. Olur mu lan öyle şey? Narin yengene nasıl yaparım ben bunu? Yani bu kız benim Narin'e aşkım bile bile... Demek ki tutamıyor kendini. Aşk bu abi. Nasıl tutsun? Nasıl tutsun yani? Sen en iyi kendinden biliyorsun. Oku bakayım bir daha sonra. Beni korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketimi yürümekten. Bak, yemeyeceğim. Doydum. Bak uçak geliyor. Yemeyeceğim. Uyuyacağım. Aa bak geliyor Osmanlı'dan beş kardeş ha. Dayak yok. Gülüm sen de nasıl inanıyorsun benim buna vuracağım ya? Gerçekten inanıyor musun yani? Yatacağım sonra anne gelecek. Gel bu akşam biz seninle beraber yatalım. Gel. Çok mu özledin anneyi sen? Evet. Özledim. Hadi gel. Telefonu versene. Ne için vereceğim? Ya ver yok bir şey ver. Ne yapıyorsun? Ya çok hayırlı çok güzel bir şey yapıyorum sen merak etme. Vallahi ben alışık değilim senin böyle nanesiz vakit geçirmene. Anlattıklarının dışında bir şeyler daha var sanki ama. Yok bir şey canım. Anlattım işte ya daha ne olsun bela üstüne bela. Şimdi Şadiye'nin durumu halloldu. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Sen ne yaptın bugün? Hiç öyle bir... Emlakçıyla buluştuk. Bir iki ofis gösterdi. Bir iki yere baktık falan. O kadar yani. İyi geceler güzellik. Yıldızlı gecemsi. Ay Allah'ım aklımı kuru ya. Uykum geldi, ben yattım. Aa, bu saatte. Deniz sen iyi misin? İyiyim canım, gayet iyiyim. Ne oluyor, ne oluyor? Dur sen bir anlat bakayım, kimden geldi o mesaj? Sana ne? Irmak'cığım sana ne, sana ne? Allah Allah. Allah Allah. Sana ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.